Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Yayına başlıyoruz. İlk maçımız Türkiye ile İsveç arasında olacak. Milli maçlara geldik. Yani en son bıraktığınızda devre arasıydı. Devre arasını bitirmiştik Liverpool'la. Nerede bıraktık? Biraz daha durumlar kötüye gitti. Şimdi nerede bıraktık? Chelsea maçında bıraktık. Şöyle şurayı ben oynadım. Aslında işler şu son maçlara kadar gayet iyi gidiyordu. Daha sonrasında Avrupa Ligi'nde ilginç bir sonuç aldık. İkinci eleme turunda Leverkusen'le karşılaştık. Evimizde 2-0 deplasmanda pardon 2-0 kaybettik. Evimizde de 3-1 kaybettik. Hak ettiler turu, elediler bizi. Bu gerçekten bir başarısızlık oldu. Onun arasında da Bournemouth'a 2-0 öne geçmemize rağmen 3-2 mağlup olduk. Ne oluyor, ne bitiyor derken kadroda değişiklikler falan, Manchester United maçını 2-2 bitirmeyi bildik, yine 2-1 geriye düşmemize rağmen. Daha sonrasında City'yi FA Cup çeyrek finalinde 2-0 deplasmanda yenerek rahat bir nefes aldık ama zaten Carabao Cup'ta elenmiştik. Avrupa Ligi'nden de elenince burada bir başarısızlık oldu gibi. Ben de kendime bir hedef koydum. Eğer ki Premier Ligi alamazsam istifa edeceğim. Sezon sonunda bırakacağım. Premier Lig'de en son bıraktığınızda 7 puanlık farkla öndeydik. Ligin ilk yarısını gerçekten dağıttık. Şöyle bir ilk yarıya bakacak olursak 19 maçta 52 puan almışız. Sadece bir beraberlik ve bir mağlubiyet var. Aleykümselam beyler, hoş geldiniz. 7 puanlık fark vardı. Yalnız ikinci yarıda tabii maç eksiklerimiz de var. Biraz geride kaldık. Şimdi eğer ki Premier Lig'de de istediğimiz sonucu alamazsam başarısızlık sayacağım ve istifa edeceğim. Şu anda 1 puan gerisindeyiz ama 2 maç eksiğimiz var. Böyle de bir tablo oluştu. Aynen, hem oradan oyna hem buradan izle. Avrupa'da ben çok şaşırdım gerçekten. İkinci eleme turunda elenmemize. En azından bir final görürüz, belki de kupayı alırız diye düşünüyordum ama çok tuhaf bir şekilde, yani o fikstürde biraz takım bocalamaya başladı. Aslında oraya kadar çok iyiydik. Hatta şurada başladı. Şu maçlarda biraz bocalamaya başladı. Bir şekilde geçtik. Fulham'ı penaltılarla yendik. Burada zaten aslarla çıkmama rağmen bir belirsizlik vardı. Hafif yedek bir kadroydu. Leverkusen iki maçta da yenerek bizi gerçekten hak ettiğini gösterdi. Aslında yani bayağı şut çektik. 35 şut çekmişiz ama adamlar bir şekilde yendi bizi, aldılar. Burada da arada da Bournemouth'a 2-0'dan 3-2 kaybedince ne oluyor dedim. Daha sonrasında biraz toparladık gibi. Manchester United ve ardından City galibiyeti bize en azından FA Cup'ta yarı finale attı. Orada da Huddersfield ile karşılaşacağız. Championship'te Huddersfield final görürüz diye düşünüyorum. Ne olacak bilmiyorum. Ligi de bugün bitiririz. Eğer ki dediğim gibi eğer Premier Ligi alamazsam istifa edeceğiz. Ve kendimizi başarısız sayacağız ve başka maceralara yelken açacağız. Milli takımda ne yaptık? Milli takımda buradan çıkmıştık biliyorsunuz, Uluslar Ligi'nde. Yarı finalde Fransa ile, o maç daha gelmedi. Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri kuralları çekildi. İsveç, Makedonya, Moldova ve Slovakya geldi. İlk maç İsveç'le en yakın rakibimiz. Biz ülke sıralamasında 17.'yiz. İsveç 18. Gruptaki en güçlü iki takım ilk maçtan karşılaşacak. Tabii bu da önemli. Avrupa Şampiyonası'na gitmemiz açısından 8 maç oynayacağız. İlk iki maçı hemen şimdi yapacağız. Yok ya, ben de onu soracaktım. Şimdi maçlarda falan acaba sıkıntı yaşayacak mısınız? O gün sormuştum. Bir sıkıntı olmamıştı ama videoyu ben de baktım. Saçma sapan bir şekilde izleyemedim. Onu ben de fark ettim. İlk defa öyle bir şey oldu. İnşallah bugün de öyle olmaz. Bilmiyorum. Canlı yayında bir sıkıntı yoktu. Arkadaşlar bir şey söylemedi ama
dediğin gibi videoyu daha sonra ben de izlemek için açtığımda aynı şekilde bir sıkıntı yaşadım. Bakalım bugün ne olacak? Saçmaladı yani bayağı. Şimdi hemen İsveç maçına başlayalım. Berat Özdemir yok kadroda. Sakatlığı var. 4-5 aylık bir sakatlığı var. Burak Üryaşar'ı da kadroya almadık. Son maçtaki performansından dolayı. İlk maçında, ilk milli maçında 3 gol yemişti. Bizi biraz üzdü. İlerleyen dönemlerde yeniden geri dönecek diye umut ediyorum. Şimdilik Berke'yi aldık 3. kaleci olarak onun yerine. Şimdi Selim, Ali. Eğer ki maç görüntüsünde bir sıkıntı varsa bana söyleyin. Selim Ayaz. Evet, dışarı gitti. Aynen, o videoda bir sıkıntı var. Bana da öyle oldu. Tam dediğiniz gibi oldu. 10 saniye bile atlamıyor. Dakikalarca atlıyor. Ya şöyle söyleyeyim. O videoda ne yaptık? Aslında şöyle. Bir özet geçebiliriz. O videoda ne yaptık? Ne yaptık? Şurada bırakmıştık o videoyu. Şöyle yaptık. Aynen bu Maribor ve Newcastle maçlarını yapmıştım. Buranın bir özetini geçtim. Burada çok afallamadık ama Avrupa Ligi'nde bir Frankfurt'a mağlup olmuştuk yedeklerle. Daha sonrasında Aslarla çıkınca Maribor'u 11-0 yendik. O videoda ondan bahsetmiştim. Burayı da ben kendim oynamıştım. Videoda şurayı yaptık. Manchester United en yakın rakibimizdi. Deplasmanda beraberlik aldık. Levante'yi yendik. Grubu lider tamamladık. Ligde onun dışında bir sıkıntı yoktu. Karabağ Cup'ta da Premier Lig'de deplasmanda yendiğimiz City'yi Karabağ Cup'ta yenilince elendik ve veda ettik çeyrek finalde. Ardından Wolverhampton'ı 4-0, Arsenal'ı 1-0 ve Chelsea'yi deplasmanda 1-0 bayağı iyi gittik ve devreyi kapadık. Transfer olarak da ona da ondan sonra doğru transfer dönemi ona hiçbir şey söylemedim. Transfer döneminde hiçbir hamle yapmadım. Sadece Abassi'yi kiraladım. Gönderdim yani. Onun dışında David Helme Tottenham'dan kiraladık. İki yönlü orta saha olarak. Artı bir de transfer diyebileceğimiz Cengiz Ünder'in kiralığını feshedebiliyordum, kiralık sözleşmesini. Onu geri çağırdık. O da bizimle beraber. Zaten bizim oyuncumuzdu. Bizden habersiz kiralamışlardı biz gelmeden. O da 3 gol 2 asistlik katkı verdi bu dönemde. Hem milli takımda hem Liverpool'da oyuncumuz oldu. Yani o bölümde o şekilde bir gidişatımız vardı. Şimdi benim kendi oynama amacım biraz daha kolay maçları geçip, çünkü çok kolay geçiyor bazı maçlar. Çok uzatmak da istemedim bu sezonu. Tabii Leverkusen maçları tahmin ettiğim gibi olmadı, elendik. Ama bugün oraya kadar getirdim ki ligi bitirelim. Bugün de Premier Lig şampiyonu olamazsak istifa edeceğiz. Çünkü Avrupa Ligi'nden erken elendik. 4 kulvardan elimizde 2 kulvar kaldı sadece. Şimdi Kamil, Selim, Mert Çakır. Selim tabii bu maç da çok önemli. Avrupa Şampiyonası'na gitme açısından Ali Akman. Ali Akman attı. Mert Çakır'ın asisti. Yusuf. Cengiz. İyi gittik. Oyunun mutlak hakimi biziz. İsveç fazla gelemedi. Tabii bu maçı almak da önemli. Dediğim gibi en yakın rakibimiz İsveç. Gruptan çıkmak, lider bitirmek istiyorsak. En azından 8 maçta 6 galibiyet almalıyız. Yani 18-19 puan yaparız diye düşünüyorum. İsveç deplasmanı biraz bizi zorlayabilir. Slovakya da belli olmaz. Selim Ali. Şimdi Selim Ayaz. Chelsea'li oyuncu Selim Ayaz vurdu direkten. Şimdi Cengiz, Zeki. Selim kalede kaldı.
Slovakya Makedonya'ya attı. Ali Akman. Uluslar Ligi daha oynanmadı. Fransa ile oynayacağız yarı finalde. Bunlardan sonra sanırım. Bir daha bir bakayım. Evet, şu an Mart'tayız. Haziran'ın ikisinde Fransa maçı var. Onun akabinde de çıkarsak final var ya da üçüncülük maçı. Lig bitiminde o da. Bu grubun kalan maçlarını da seneye sezon başında 9, 10 ve 11. ayda oynayacağız. Avrupa Şampiyonası'na gidecek miyiz belli olacak. Bir tane daha atsak da rahatlasak. Hadi Altay, Çağlar. Meri, aç oyunu sola doğru. Çıkartamadık. Sonunda çıkardık. Orkun, Mert Çakır. Cengiz, Zeki. Mert Çakır indirdi Yusuf. Selim, vur artık Selim. Aferin Selim Ayaz. Helal olsun ya, ne demek? Bilgilendireceğiz tabii, yani arada ben kendim de oynadığım için, o bölümde sıkıntı olduğu için normal yani soru sorma. Çeyrek yok, direkt orada gruptan çıkınca en üst kulvarda, en üst gruplarda olduğumuz için yarı final ve final oynuyoruz. Zaten 4 grup var. 4 takımın birincisi çıkıyor. Dörtlü final gibi. Yarı final oluyor. Çeyrek final yok yani. Şimdi Orkun. Aferin be. Milli takım aldı yürüyor. Çok güzel. Şimdi yorulan isimlerden yavaş yavaş dinlendirelim. Merih yerine Nazım'ı da hiç almak istemiyorum da başka yedek sağ bek yok ya. Nazım'ı bir atalım. Bir dahaki maç yine Zeki ile oynarız. Yusuf Yazıcı yerine Ömer Faruk'u atalım. Cengiz yerine de Serkan'ı atalım. 3 oyuncu değişikliği birden yaptım. Diğer maç deplasman, çok yormak istemiyorum. Slovakya deplasmanı. Onda da 3 puan çıkartırsak gruptan çıkarız. Ali Akman dışarı attı. Mert Çakır 2 asistle yine damga vurdu maça. Güzel, milli takımda iyi oynuyor. Tabii milli serüvenlerde avaraj da önemli. Genelde ikili avaraja bakılmadığı için direkt bu gruplarda avaraj da önemli. O yüzden gol yemek istemem ama geliyorlar sanki. Evet, arka direğe. Direkten döndü Altay, yine direk. İlginç. Serkan. O da Galatasaray'da oynuyor. Serkan Turan milli takıma seçildi. Penaltı. Kamil. Kamil Gür. Saçma sapan kalecinin içinden geçti top. Evet, beklediğimin üstünde bir skor. En azından Liverpool'daki moral bozukluğunu attım. Çok canım sıkılmıştı Avrupa Ligi'nden elenince. Şimdi Slovakya deplasmanına gidiyoruz hemen 2 gün sonra. Ardından Newcastle deplasmanıyla yine Premier Lig'e döneceğiz. 9 maç kaldı. Şu maç eksiği durumunu da hiç sevmiyorum. Şimdi aslında öndeyiz ama Liverpool lider, Manchester United lider. Maç eksiğimiz var. Maç eksiği inşallah baskı yaratmaz. Evet, Ali Türkiye adına ilk golünü atmış Ali Akman. Serkan Turan da ilk maçına çıktı.
Ali Akman'ı Galatasaray 8.5'a Slavia satmış. Orada da 11 maçta 5 gol atmış. Ben de milli takıma çağırdım. Golünü de attı. Şeyleri de inceleyebiliriz. Profilleri de sizlerin profillerini de birazdan inceleyebiliriz. FA Cup kaldı. Yarı finaldeyiz. İki kulvar kaldı. Premier Lig ve FA Cup. Karabağ Cup çok önemsizdi. Onu elendiğim için çok umursamadım ama Avrupa Ligi'ne çok şaşırdım. Leverkusen hatta Fenerbahçe'yi elemişti bizden önce. Çıkar yeneriz dedim ama adamlar bizi içeride dışarı. Tabii ikinci maç biraz daha hücumsal anlamda çok fire verdik. Öyle çıktık maça. İkinci maçta ilk maçın skoruna bağlantılı olarak yenmeleri belki normaldi ama kontralarda falan çok etkiliydiler. Öyle attılar. Bir de Alisson'a falan çok kızdım ilk maçta. İkinci maçı yedek beklettik. Öteki kaleci iki golde hata yaptı. Biraz farklı yanlış kararlar aldım orada rövanşta. Belki de çevirebilirdik ama ilk maçta da 90 artıda 2-0 yaptılar. Böyle defans hatası top kaptırdı falan. Tuhaf bir maçtı yani. Tuhaf iki maçtı daha doğrusu. Ona çok şaşırdım. Şimdi ne oldu şimdi grup? Slovakya 3 puanı almış Makedonya'dan. Moldova oynamamış. Güzel. Altay, Zeki, Merih, Çağlar. Çok yorgun isimler yok. Gerçi Merih 84 ama olsun. Oynayacaksın. Yapacak bir şey yok. Bu maç önemli. Berat yok, Orkun'la devam ediyoruz. Golünü de attı. Yani 4-0 kazanan takımda bir değişiklik yapmaya gerek yok. Çok sırıtan, kötü oynayan bir isim de yoktu. Şimdi yayının sonunda eğer ki Premier Lig şampiyonu olamazsak dediğim gibi istifa edeceğim. Çünkü başarısız olmuş oluyoruz artık o saatten sonra. Durmanın bir anlamı yok. Orkun. Moldova Makedonya'ya attı. İlginç. Orkun. Orkun gitti. Kaptırdı. Savunma arkasına bir top. Yapma bunu. Alta yaparım. Aynen. Bugün sezonu bitireceğiz. Zaten o yüzden hani bir son bölüm yapalım bitirelim diye biraz kendim ilerlettim. Tam bugün bitiririz diye düşünüyorum. Bir sıkıntı çıkmazsa. Zeki. Cengiz. İyi indirdi Cengiz. Cengiz vurur mu? Cengiz. Cengiz Ünder. Cengiz'i geri çağırmam mükemmel oldu. Zaten kanat arıyordum. Liverpool'da da şöyle bir durum var. Aslında transfer yapacaktım. İlk devre biraz yetersiz mevkiler gördüm ama 90 milyon euromuz olmasına rağmen 38 milyon euro genel durumda zarar etmişiz. Kulüp her ay zarar ediyor. Borcu var. O yüzden para harcamak da istemedim. En azından biraz para biriktirip seneye de birkaç oyuncu satıp Şampiyonlar Ligi seviyesinde daha dinamik, daha genç bir kadro kurmak istiyorum. Bazı isimlerle yollar ayrılacak. Liverpool evet. Yani Liverpool evet biraz erken olabilir. Daha o seviyede değildik. Ben de katılıyorum buna ama işte çok cezbetti. Teklif gelince. Yani Galatasaray gibi görüyorum ama Galatasaray'da da ilk sezon Avrupa Ligi'nde çeyrekte elenmiştik. Yani tabii Liverpool için daha yüksekler gerekiyor ama Galatasaray'da da ilk sezon sadece ligi almıştık. Türkiye Kupası'nı falan da alamamıştık ama ikinci sezon Şampiyonlar Ligi yarı final oynadık. Diğer 3 kupayı aldık. O yüzden sanki öyle gidebiliriz gibi görüyorum. Şimdi Cengiz atın ikiyi yorulanlar var. Çağlar Söyüncü. Milli takım bu jenerasyon, altın jenerasyon devam ediyor.
Tekrar Cengiz. Ortaladı. Karşıladı Deniz. Vavro. Yusuf. Kamil. Aferin. Ali Akman mı? Dokundu. Evet, Moldova Makedonya'ya 3 tane atmış. İlginç. Tekrar Cengiz, bir korner daha. Kornerlerle etkili oluyoruz. Kamil. Orkun. Kamil Gür. Yusuf. Mert Çakır. Yusuf Yazıcı. Orkun. Selim. Aferin Selim Ayaz. Selim'i çok istemiştim ilk başta ama olmadı Cengiz. Altay mükemmel ya. Yani şu anda Türkiye'de onun dışında daha iyi bir kaleci yok. Uğurcan bile bu kadar gelişememiş. Hava topları falan 19, refleks 17 olmuş. Çeviklik 16, birebir 17, 1.98. Ya fiziği de çok iyi Altay'ın. Yani Altay'ın tam bir kaleci fiziği var. Şimdi bu maçta neyse, biraz daha hafif 70'i bekleyelim. Yorulanlar var, sakatlık olmasın da. Yusuf Yazıcı çok yorulmuş, etkisiz. Oraya ben Murat Küçükçaylı'yı atayım. Murat biraz oynasın. Mert Çakır yerine de Suat'ı atalım. Merih de çok yorulmuş. Merih Demiral yerine de Ahmet Olgun'u atalım biraz. Cengiz Ünder. Cengiz ortayı yaptı. Suat. Cengiz. Murat. Murat Küçükçaylı. Kamil Gür. Şimdi Zeki Çelik. Murat, Cengiz, Murat Küçükçelli. Cengiz dışarı attı. Evet, Berke genelde potansiyeli daha fazla çıkabiliyor. 2'de 2, mükemmel, 7 gol. 7 değil mi? İlk maç 4 atmıştı, güç değil. Şöyle bir bakayım tekrar. Aynen, 7 gol, 6 puan. Moldova'nın Makedonya'yı yenmesi bence iyi oldu. Moldova şu an 125. sırada, Makedonya 79. Evet, normalde Makedonya 2 maç kaybetti. Bu 0 puanın üstüne bir de İsveç veya Slovakya'dan puan alsa biz çok rahat diğer maçlarda çıkarız. Daha sonra kimle oynayacağız? Ta Eylül'de Moldova ile Makedonya ile. Güzel. Paris Saint Germain Weber'i istiyormuş. Satabilirim sezon sonu gelirseniz. Tamam tamam, hallet sen işini. Şimdi dönelim kendi işimize. Daha doğrusu o da kendi işimiz ama biraz daha zor tabii Türkiye'ye göre. Türkiye'nin şu anki durumu gayet iyi. Türkiye'de de bir Avrupa Şampiyonası, bir Dünya Kupası görmek istiyorum. Öyle yaklaşık bir 4 sene devam eder. Bilmiyorum sonra ne yaparız ama belki gençlerden çok potansiyelli oyuncular olursa belki devam da edebiliriz. Tabi bazı isimlere artık son verdik. Hakan Çalhanoğlu gibi 32 yaşına gelmiş isimler. 30 yaş üstü çok fazla isim yok. Çok fazla bir sakatlık olmadıkça da almayı düşünmüyorum. Biz seri başıydık aynen. Ya takım şey değil zaten, bizden önce de çok kötü durumda değildi. Yani hatta bir dakika bir bakalım.
Çok kötü durumda değillerdi yani. Bizden önce de iyilerdi. Hatta teknik direktör Mustafa Reşit Akçay da adam bırakmadı yani, şey yaptı. Emekli oldu. Şimdi 2020'de ne yapmış mesela? Bak, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde elenmişler Belçika'ya. 2022'de ne yapmışlar? Katılamamışlar. Yo. 2022 Dünya Kupası katılmışlar elemelerine, pardon. Elemeleri geçememişler. Burada Katar'da falan oynanıyordu ya, o kafamı karıştırdı. 2023'te, 2024'te ne yapmışlar? Yine gruplara kalmışlar. Gruplardan çıkamamışlar. Dünya Kupası elemeleri. 2026 Dünya Kupası'nda da çeyrek finalde elenmişler İsveç'e. İsveç'e 3-2 kaybetmişler uzatmalarda. Biz 4 attık ya. Yani turnuvalara az çok katılmaya başlamış. Çok gerçekteki kadar kötü değil. O yüzden puanı da yükselmiş olacak. Şu an bir sıra daha yükselttik. 16. sıraya çıktık. Şu Nijerya, Amerika falan, onları da geçsek. Hırvatistan. İsveç 21. sıraya düşmüş. Biz 16. Güzel. Yani şu ilk 10'a atsak kendimizi çok iyi yerde göreceğim. Şimdi Newcastle deplasmanı. 17. Newcastle ama belli olmuyor. Bu aralar çok farklı takımlara puan kaybedebiliyoruz. Norwich 20. sıradaydı. Gittik 0-0 berabere kaldık. Böyle sonuçlar alabiliyoruz. Ama şu an liderliği geri almak için, kendi koltuğumuza oturmak için bu maçları almaktan başka çaremiz yok. Şimdi milli takımla ligin sonuna kadar bir işimiz kalmadı. Ne diyor? Siz Galatasaray'ın başındayken para harcama konusunda çok dikkatliydiniz. Ancak sizin yerinize göreve getirilen Spalletti para harcama konusunda çok rahat davranıyor. Kendisi istediği kadar para harcayabilir. Bu beni alakadar etmiyor. Umurumda değil. Evet, çok acayip bir para harcıyor orada. Premier Lig'in kim şampiyonu olur? Liverpool. Hadi bakalım. İddialı da konuştuk. Taktiğimize hemen bir bakalım. Arnold döndü, sakatlandık. Arnold çok sakatlanıyor ya. Duffner'ı oynatacağım. Robertson döndü ama Robertson bizi tatmin etmiyor. Sezon sonunda muhtemelen yollar ayrılacak. Ömer, umarım hata yapmazsın. Son zamanlarda çok hata yapıyorsun. Cengiz iyiydi. Aynen bu şekilde çıkabiliriz. Bakalım puan durumuna. En son Galatasaray geçmişti, ben baktım. Evet, birinci sırada şu anda. Toparlamış. Fenerbahçe'nin 3 puan önüne geçmiş şu anda. 7 maç kalmış. Ama acayip para harcadı yani. Gerek yok bu kadar para harcamasına. 54 milyon Everton'a bize verdi direkt. 42-54 olacak o da zaten 50 maç oynayacak.
Maicon'a vermiş 34. Serkan Turan'a 31 vermiş. Otavio'ya 29 vermiş. Eren Gündoğdu'ya 18-25 vermiş anlamsız bir şekilde. Trabzon'u beslemiş. Pineda 21,5 vermiş. Levine 10-10,75. Gökay'ı almış. Gökay Güney'e 9 milyon vermiş. Halil İbrahim'e 6,75. Yani gerek yok. Engin Biçer 12 milyona kadar çıkabilir. Burada zaten en yüksek sattığımız bir Damjanovic'i biz satmıştık. De La Rosa'yı satmış. 23,5'a satmış. Bedava. Gerçekten bedava. Atletico Madrid'e gitmiş. Bunları biz satmıştık. Bir Ali Akman'ı satmış. Cem Bal'ı satmış 5 milyona Konya'ya. Bir şey yok ya. Yani kazandığı bir para da yok. Harcayıp duruyor. Şimdi Lamilla, Gomez, over. Yok, over almaya gerek yok. Robertson alalım. Ladla. Elliot, Braganca. Bakalım Manchester United oynuyor muydu? Oynuyor Wolverhampton'da. Bakalım ne yapacak? Kazanırsa çok büyük baskı binecek omuzlara. Bizim. Oo, kaybetti. Hadi bakalım. 3 maç eksiğimiz var. 1 puanla gerideyiz. Tamam, bu saatten sonra herhalde bir şey olmaz diye düşünüyorum. Biz kendi maçlarımızı kazanırsak zaten onlara bakmadan şampiyonuz. Ama toparlanmamız lazım. Kötü gidiyorduk. City maçı bir tampon oldu bize toparlanmamız açısından. Dembele. Şimdi Martinez'in performansı harika yalnız. Felaket iyi oynuyor. Şimdi Martinez penaltıyı aldı. O kullanacak penaltıyı. Lautaro Martinez. Topun başında. 30. golü. Şu ana kadar Liverpool'da attığı en yüksek sezona baktım. 27 gol atmıştı tüm kulvarlarda. Şimdi tüm kulvarlarda 30 golü buldu. 40'a doğru gidecek herhalde. Kessié. Frank Kessié. Camavinga. Cengiz. Cengiz Ünder, Camavinga, Cengiz Yazı. Sabah akşam beraberiz. Milli takım, Liverpool. Dembele. Dembele girdi. Frikik mi, penaltı mı? Bir müdahale var. Frikik. Manu'nun da sezon başında koltuğu boştaydı. Jesus'u getirmişler. Çok da iyi gidiyorlardı. Avarajları falan zaten bizden fazla. Biz 1-2-0 kazanabilirken onlar 5-6 atıyorlardı ama bir ara bocaladılar. Bizi 2 maçta da yenemediler. 2-2 bitti 2 maçta. Dafner. Evet, golü yedik. Alisson Becker bu aralar kovalaştı. Biraz daha takımı öne çıkartacağım. Marcus Thuram'ın golüyle 1-1 yaptılar. Tabi bunlar da artık düşmemeye oynuyor iyice. Sıkıntılı durumdaki takımlar. Son haftalarda düşmemeye oynayan takımlarla oynamak çok kötü.
Ben Dembele ne yapayım? Aynen, kaleci de artık zaten diğer sezon sözleşmesi bitiyor, muhtemelen yedekte kalır diye düşünüyorum. Aslında onu tutmayı düşünüyordum, bir tek yaşlı olarak tutacağım oydu ama bocalamaya başladı. Martinez. Muhtemelen bulabilirsem eğer, yani kaliteli bir genç bulabilirsem. Şimdi genç diye de burada çok gelişmekte olan isimleri Liverpool'a getirip harcayamayız. Biraz daha orta seviye gelişmekte olan oyuncular bakmak lazım. Çünkü yine Premier Lig çok kalite isteyen bir lig. Şampiyonlar Ligi ayrı bir kalite isteyen bir lig. O yüzden hem genç hem biraz daha isim yapmış, biraz daha gelişmiş isimler bakabiliriz. Kaleye de bulursam eğer alırım yani. Oynayacağız, oynayacağız ama içeride oynayacağız. City ile oynayacağız, Tottenham ile oynayacağız. Ya büyük maçlar oynamak gerçekten daha iyi ya. Ben zaten sinirim bozulduğu nokta küçük maçlar. Kaybedince insan tuhaf oluyor ama büyük maçlarda öyle değil. En azından kaybettiğimiz takımlar belli. Anlık hatalarla maçlar bir yerlere gidebiliyor ama şurada Newcastle 17. Buna puan kaybetmek kötü olur. Gittik Bournemouth'a mesela, 2-0 öndeyiz. Bak, Martial, Martial'i almış. Neyse, kazandık. Ama yine oyun anlamında iyi değiliz. Takıma bir dinamizm lazım. Zirveye oturduk artık. Manchester'ın kaybetmesi de ekstra oldu. Artık ilk sezonda Premier Lig şampiyonluğu gerçekten iyi. Burada başarısızlık yazacağımız kısım Avrupa Ligi olacak. Ama Premier Lig şampiyonluğu da ekstra bir başarı olacak. Çünkü geçen sezon 5. bitiren bir takım Liverpool. Tottenham'la, aynen, Tottenham'la bir hesabımız var. Onu görmemiz lazım. Martinez ne olmuş? 25'li 375 bin euro. Güzel. Bak, mali durumdan dolayı transfer bütçesine aktarılan %45'e kadar düşürüldü. Önce 75 yaptılar, şimdi 45. Yani oyuncu satsak da yarısı falan bize gelecek. Onu da yükseltmemiz lazım. Mali durumu biraz kötüye gidiyor takımın. Maaş yükü çok fazla. Öncelikle çok kullanmadığımız veya memnun olmadığımız, maaş yükü fazla olan oyuncuları göndermek lazım. Yani 10 milyon falan maaşları iyi de 20 milyonlar çok abarttı. Yok, onun daha revanşı olmadı. Aynen, birazdan olacak. Abassi'yi sen oynatmıyor musun? Oynatırsın ya, bir şey olmaz. Hatta ne zaman az kalmış. Dört maç sonra. Şimdi Fulham'la oynayacağız. Artık Premier Lig biraz daha rahatladı Manchester United'ın kaybetmesiyle. Evimizde Fulham. Bir de bizim bir fikstür avantajımız var. Newcastle'dan sonra 4 maç Premier Lig evimizde oynayacağız. Huddersfield FA Cup tarafsız. Şu an 4 maç Fulham, Burnley, Manchester City ve Tottenham. 4 maç evimizde. Yani oradan 12 yaparsak zaten son 4 maçı da garantileyeceğiz muhtemelen. Bakmayacağız bile. Şu an ne var? 2 maç eksiğimiz var. 2 puanla da öndeyiz. 2 maçı kazansak 8 yapar.
Şu evimizdeki maçları peş peşe kazanırsak. Aynen. Zaten geçen senelerdeki zararlar da var. Geçen seneden süregelen. Şampiyonlar Ligi'ne katılamadı takım. Zaten o zaman bayağı bir gelir düşüyor. Avrupa Ligi çünkü hiç kıyaslanmayacak kadar az gelirler. Onda da ilerleyemedik. O da oradan da düştü. Tabii şampiyon oldukça da gelirler artıyor. Taraftar gelirleri bile, stat doluluğu bile artıyor. 5. olmuş bir takımda, Avrupa Ligi'ne giden bir takımda da gelirlerin düşmesi çok normal. Tabii bu sene toparlayacağız. Bakalım Avrupa Ligi'ni kim alacak? Leverkusen Juventus'la berabere kalmış. Yani kazanıp kazanamamamız tabii ki de bize bağlı artık. Bütün ipler elimizde. Manchester United'da Murat Yakın kardeşim. Murat ve takımının önü açık. Murat Yakın'ı bir destekleyelim. Fulham'ın başında Murat Yakın. Evet. Şöyle bir bakayım, kadroda bir değişikliğe gitmedik demin. Aynı kadroyla çıkabiliriz. Ama yine zor kazandık. Kafa kurcalayıcı olan kısmı o. Eğer bu maçı kazanırsak şu Burnley maçında bir rotasyon çekeriz. Huddersfield maçı riske atmak istemiyorum. Artık FA Cup'ı da almak istiyorum. FA Cup'ta çünkü çok prestijli. Hatta kupalar arasında, ligler değil, kupalar arasında en prestijli kupa. Ligler arasında da en prestijli lig, Premier Lig. O yüzden ikisini de alırsak artık farklı bir boyuta çıkmış oluyoruz. Tottenham yenilmiş. Tottenham da bozuldu. Dembele'yi oynatmasa mıydık? Neyse, bu maçta da bakalım performansına. Luciano sağdan geldiler. Golü de buldular. Çok ilginç. İkinci dakikada geriye düştük. Takım çok bocaladı ya. Yani başlangıçtaki takımdan eser yok. Başlangıçta da felaket başladık. Her maçı kazanıyorduk. Şimdi de üst üste bocalayan bir takım. Kessié. Martinez. Şimdi Dembele. Dembele'ye gitti. Dembele'ye aferin. Çabuk karşılık verdik. Daphne'ı da alsak mı acaba ya? 40 milyon opsiyonu var. Cengiz, Bruno, Camavinga. Anlıkta geldik sağdan. Dembele indirdi. Martinez kesi dışarı gitti. Fulham kaçıncıymış? 13. Daha rahat bir takım Newcastle'a göre. Manchester United kazanıyor. Bizim de kazanmamız lazım. Seneye belki 4-4-2'de oynayabilirim. Kafamda öyle bir plan da var.
Eğer ki ona göre transferler yapmaya el verirse bütçe, daha farklı bir yapıda oyun tarzına bürünebilirim. Şimdi Cengiz. Aferin Cengiz, hadi. Bruno. Dembele direkt. İleri çıkın, ileri. Kamavinga. Şimdi Arnold. Cengiz. Olmadı. Cengiz Ünder, Arnold. Ver Cengiz'e. Ortayı gördü. Kamavinga. Kessié. Cengiz. Ver sağa. At artık. Çok güzel. Cengiz'den Arnold'a. Cengiz. Kamavinga. Kessié. Artık vurun. Önü açılmadı. Kessié. Kaybettik. Kontrayı da yedik. Yani bu adam da neymiş ya? İngiliz. Tottenham altyapısı. Biraz daha dikine pas yapalım. Top çevire çevire bir şey yapamadık. Kontradan gol yedik. Evimizde hiç yenilmedik ligde. O yüzden yenilmek istemem. Kessié. Lan Kessié. Kessié gitti, vurabilir mi? Şimdi Cengiz. Kamavinga. Daphne. Kessié. Daphne'ı gördü. Daphne. Evet, yapamadığımız bir şeyler var. Kalelerinde de Farinez var. Ya 4 şut çekmişler, 2 gol atmışlar ya. At artık bunu da at ya. Üstüne vuruyorsun ya. İlla kaybedeceğiz, zora sokacağız ya. Lan vur artık, evet vur ya, vur şunu yap ya, sabahtan beri bunu bekliyorum ya. Şuradan sabahtan beri vuramadın ya. Hadi bir tane daha, dakika 90. Elliot. Aferin be, bu kadar be. 2 dakikada. Bu muydu yani? Bir uzaktan bir frikik, olay bitti ya. Bu kadar ya. Yemeyin şimdi bir de. Aferin. Yürü, yürü, vur. Bitir. Güzel. Tamam işte, bu maç şampiyonluğun kırılma noktası. Adamlar 3 şut kaleyi bulmuş, ikisi gol olmuş ya. Alisson Becker, ne yapıyorsun ya sen? Hiç gol yemezken gol yemeye başladık.
Ya güzel geri dönüş de bu kadar olmaması lazım ya. Bu kadar şanslı mıydık? Ne şansı be? Hiçbir şey yapmadınız ki. Şuraya bak Allah aşkına, ne yapmışlar yani? Mutlak gol şansı 3 tane. Direkt var bir tane. 25 şut, 13 kaleyi bulmuş yani. Neyin şansı? Tamam, 2 tane gol yememeliydik ama o kadar da çevirmemiz de bir şans değildi yani. Vate comeback aynen. Aa, Murat yakına bak. Ulan dar kafalı biri diyor ya seni. Neyse. İnşallah kovulursun da. Görürüm ben seni. Adamı övdük. Yakın duralım dedik. Gürcistan Türkiye hazırlık maçı teklifi. Ne zaman oynanacak bu? 12 Haziran. Şimdi gerek yok ya. Ben o zaman hazırlarım. Hazırlık maçı ayarlarım. Aynen, hiçbir şey yapmadılar, şans diyor yani. Şimdi kazansaydı tamam şanslıydık falan kendine diyebilir de. Saçma sapan bir maçtı. İşte oluyor, arada böyle de oluyor, yapacak bir şey yok. Çevirmemiz önemliydi. Bazen ne kadar uğraş uğraş ceza sahası alanına kamp kur ama yine gol olmuyor yani. Gerard heyecanlıymış. Boşta mısın sen şu an? Kovuldun mu? Ne oldu? Neyse, seni takip edeyim ben. Sezon sonu alırım. Ne var burada? Burnley maçı var. City var ardından. Neyse, Burnley. Ben ligde artık rahatız ya. Aynen işte, biz de Türk diye hadi koruyalım kollayalım dedik. Adamın İsviçreli damarı kabardı. Yapacak bir şey yok. Şimdi neyse, çıkacağım böyle ya. Kazanamazsak da kazanamayız. Sanki şeyler, aslar doğru düzgün kazanıyor da. Helme sakatlandın mı sen ya? 3 hafta. Daha oynatamadık seni, sakatlanmışsın. Dudley'i nereye koydunuz lan? He, forvete koymuşlar. Ben de onu arıyorum ya. Hadi full rotasyon yapalım. Ne olacaksa olsun şu maçı da bir atlatalım. Belki bir ihtimal geçeriz işte. Puan öndeyiz. 2 maç eksiğimiz var. 8 yapacaktık. Yenesek 5 yapabiliriz diyebiliriz. Yani çok kötü değil. Yenersek ama rotasyonlu. Şu yarı finalde bir kazanalım. Rahat geçmek istiyorum onu. Premier Lig'deki kar tablosu.
ikinci sıradayız. En çok zarar eden kulübüz. Çok kötü ya. Bunu düzeltmemiz lazım. En azından geldik, mali durumu düzelttik diyelim. Mali duruma el at. Burnley kaçıncıydı? O da 11. sırada. Hadi bakalım, full yedek ne yapacak? Robertson, Andrew Robertson ortayı yaptı, Alexander attı. Çok güzel. Onu da devre arası Real Madrid istedi. 92 milyon verdi. Vermedik. Sonra morali falan bozuldu, düzeldi. Ama Romero'yu sezon başında 101'e vermediğime pişman oldum. Yani oynatmadık adamı. Tabii sakatlandı. Ondan sonra da uyumu bozmamak adına Weber'le devam ettik. Ama sezon başında satabilirmişiz yani. Şeyde kalmadı ya, 32. maçı yapıyoruz. 6 maç kalacak bu maçtan sonra. Roberts, Gomez, Power, aferin. İyi gidersin sen. O var. Evet. Lan yedekler daha iyi oynuyor ha. Vallahi yedekler daha iyi oynuyor. Herrera. Şimdi bir gol yeriz, kendimize geliriz. Roberts. Wan-Bissaka. Alamilla, güzel. Hemen oynadı. Üçü bulacağız sanki. İyi geldik. Penaltıyı da aldık. Evet, yedek forvetimizin de bu kadar gol atması, o da 19. gole ulaştı. Gayet iyi. İki forvetle işi götürdük. Zaten bu yüzden 3. bir forvet almadım. Normal rotasyonda 3 forvetle devam ederdim ama yani çok kaliteli iki forvet olunca 3.'ye bir gerek kalmıyor. Eğer çok sakatlık falan yaşamazsak. Onlarda da bir sakatlık olmadı. Elliot. Sakatlık derken Elliot'ın sakatlanması da ayrı bir şey. Hadi biraz kaptanı alalım oyuna. Sezon sonu bırakıyor. Golü de yedik. 3-3 bitirirler bu maçı. 42'ye almışlar. Şu an çok daha iyi ama tabii 92 verdiler, vermedik. Real Madrid istedi. Şimdi de Barcelona izliyor. Bakalım ne olacak. Ne yapıyorsun ya sen? Oho. Gerçekten herhalde 3-3 olacak yani, bocaladılar iyice.
Yok, yedekler daha iyi oynuyor sözünden vazgeçtim. Frikik verdi. 88. Cengiz. Ortayı yaptı. Dışarı gitti. Evet, böyle bitirirsek 5 puan olacak ama pek bitirebileceğiz gibi değil. Kaleci. Gördünüz mü? Ne yaptığını gördünüz mü ya? Ya sen kusura bakma kardeşim. Sen zaten benim muallaktaydın. Düşünüyordum seni. Sezon sonu sözleşmesi bitiyor. İmzalamayacağım seninle. Zaten düşünceliydim senin konunda. Şu anda uzatmama kararı aldım. İki gol de atan var. Üçüncüyü de yediriyordun yani. Ne yürüyorsun yani? Podyumda yürür gibi. Bak, vermeyin şuna ya. Ya git şuradan, vermeyin şuna ya. Hata yapacak kesin ya. Kalemizi bitirdi ya, böyle bir şey olamaz ya. İyi yemedik yani. Ama her an yiyebiliriz. Hiç güvenim yok şu an kaleciye. Of. Rabonalar falan. Oo, çıkardı, hayret. Ama göndereceğim yani seni. Zaten kararsızdım o konuda. Uzatmama kararı aldım. Alisson'u yedek yaparız. Daha iyi bir kaleci bakarız. Evet. Ecel telleri döke döke. Tabii ki agresif konuşacağım. Böyle bir performansı kabul etmiyorum. Ecel telleri döke döke kazandık. Marcao çok mu iyi oynamış? Marcao'yu kaça satmışlar bunlar? Galatasaray 6,5'a satmış. Çok iyi bir kadro derinliğimiz var diyelim. Biraz övelim. Evet. FA Cup yarı final. Huddersfield, Liverpool. Bizim için artık ligden de önemli bir maç. Çünkü aldığımız iki galibiyetle yine üst üste 5 puan yaptık. Bir maçta eksiğimiz var. Çok da az maç kaldı. Yeni Premier Lig şampiyonu biz olacağız gibi. Ne olmuş? Leverkusen, evet bak, Juventus'u da elemiş. Helal olsun lan, bizi elediler, Juventus'u elediler. Gidiyorlar. Roberto Martinez var. Yarı final PSV ile eşleşmiş. Lille alıyor. Bakalım alacaklar mı kupayı? John Terry. Oo, Huddersfield'ın başında John Terry var. Huddersfield de Championship takımı yani, ona da bocalamayız herhalde. Yine ben aslarla çıkayım. Cengiz neredesin? Buradasın güzel. Dembele, hadi sen oyna. Braganca'yı almayalım.
Manchester United yine yenildi. Dağıldılar. Dağıldılar. Artık Premier Lig bizim diyebiliriz. Bizim de çok iyi gitmediğimiz bu fikstürde arka arkaya kaybetmeleri iyi oldu. Ya sadece kaleci motive oluyor ya. Arnold, Kessié, Camavinga, Dingis. Şimdi Daphne, Bruno Fernandes, boş kaldı kale, güzel. Ortayı yaptı Kessié. Ya biz bunları baya rahat geçeceğiz. Çünkü alt lig takımı ve sadece spiker yapayım. Pozisyon çok olacak ya. Pozisyon çok olacak ama gol olmayacak gibi. Pozisyon da olmuyor. Neyse spikerde kalsın. Evet. Kim attı? Yine Kessié. Frank Kessié, sana helal olsun ya, 11 gol attı. Nasıl performans iki yönlü orta saha için? 95 verdik ama toplam 11 gole ulaştı. Dinamik de oyuncu yani, aldı mı yürüyor gidiyor. Sadece spor katkısı değil, takımın önemli oyuncularından. Cengiz Saç, yani şu ofsaytı gösterip bana adamı göstermemen de ne diyeyim ya. Şimdi bu maçtan sonra da City maçı var, ne oldu, gol mü yedik? Hatalar. Bu ne ya? Yani zorlamışlar, istemişler golü gerçekten. Gol yiyelim biz diye. Cengiz iki asisti var. Daphne sakatlandı. Andy Robertson'ı alalım. İki değişiklik yapalım bakalım. Kritik anları alalım da diğer Manchester City maçını öyle başlamayalım. Evet, bir şey yapamadık. Daha farklı bir skorda beklerdim. Neyse, sezonun sonunda en azından şampiyonluğa gidip performansların böyle düşmesi iyi oldu. En azından belirleyici oldu. Çok daha iyi gitseydik yanıltıcı olabilirdi. Çünkü Şampiyonlar Ligi için takımı ilk etapta o kadar iyi gittik ki yeterli görüyordum ama artık yeterli görmüyorum. Bu bağlamda da tabii ki de transferlerimiz, takviyelerimiz olacak. Finalde kim gelecek? Bakalım. Daphne 4 hafta yok. Ya John Terry. Bak işine. Muhammed Şengezer sakatlanmış 3 ay. Tam Burak Üryaşar'ı alırız. Fransa
Fransa maçı kadrosuna o girer muhtemelen. Manchester United biraz zevkli olsun artık, kaybetmezsin inşallah, bakalım daha ne kadar kaybedeceksin. Bakalım bu hafta da kaybedecek mi? Dağıldılar ya. Şu kupa finalinde Wolverhampton kimi elemişler? Southampton'ı elemişler penaltılarla. Şu anda Premier Lig'de 15. sırada. İlginç. Güzel oldu bu. Wolverhampton finalde biraz tabi çok rehavete kapılmamak lazım. Lig bittikten sonra oynayacakmışız. Weber gitti. Weber'i de sakatladık. Defansta sol taraf yok. Sol stoper ve sol bek sakatlandı. Hadi bakalım, evimizde hiç yenilmedik. Toplantı yapsam mı? Zaten çok fazla kritik değil. Toplantı yapmaya bence gerek yok. Morali falan bozulur, bozulmasın. City'yi genelde yendik. Yani hiç evimizde oynamadık. 3 maç deplasmanda oynadık. Bir kez kaybettik Karabağ Cup'ta, elendik. FA Cup'ta deplasmanda oynadık, yendik, eledik. Lig'de de deplasmanda yendik. O yüzden City'yi geçebileceğimizi düşünüyorum. City de geçen sezonun hem Premier Lig hem Şampiyonlar Ligi şampiyonu. O açıdan da önemli bir takım. Sol bekte yine Robertson'a şans verelim. Çok canımı sıktın, yoksa göndermeyecektim seni ya, ama yedekte oturacaktım ama o hatadan sonra seni göndermem lazım. Evet, Dembele'yi oynatmayacağım. Dembele yedek. Muhtemelen Şampiyonlar Ligi'nde varlardır. Aynen, yarı final. Tottenham'la yarı final oynuyorlar. Real Madrid, Napoli, Manchester United, Tottenham. Tottenham da ondan dağılmış. Ama City neyden dağılmış onu çözemedim. Arsenal zaten klasik. Manchester United geçen sene de City ile birlikte final oynamıştı. City almıştı. Hatta Şenol Güneş vardı Manchester United'ın başında, sonra emekli olmuştu. Bu sene de iyi gidiyorlar. Demek ki biz ligde iyiyiz, bunu söyleyebiliriz yani. Manchester United altı aldığımıza göre. Yani ne kadar Avrupa Ligi'nde başarısız olsak da, belki de oyuncular mı önemsemedi ama bilmiyorum tabi Şampiyonlar Ligi nasıl olacak. Sessiz sedasız bir maç. Yarım saat geride kaldı. Pozisyon yok. Şimdi Martinez iyi kaçtı. Gol attık mı? Yok. Hala Ederson koruyor kalelerini.
Ya bunlar da deli para harcıyor. Devre arası bir oyuncuya 155 milyon euro falan verdiler Regen. Felaket transferler oluyor ya. Çok fazla kasmaya, yüklenmeye gerek yok. İstiyorlarsa onlar gelir. Benim beraberlikte işime yarar açıkçası. Top yapıyorlar. Biz de prese devam ediyoruz. Umarım kaptırırlar. Çıkartmadık. Şimdi Mbappe tehlikeli silahları var. Şimdi Martinez kaptı. Hızlı atak. Soldan geldik. Gör Martinez'i. Camavinga. Ortada Kessié. Frank Kessié. Sen neymişsin ya? Sezonun transferi olacak muhtemelen. Zaten çok isim almadık. Hemen kontrada avladık işte bu ya. Yani çok fazla yüklenmeye gerek yok. Aynısını biz yaptığımızda yine Fulham'dan 2 gol yemiştik. Mbappe dışarı gitti. Ne oluyor şimdi? 8 puan fark, 1 maç eksik. Şampiyonluğu garantilemiyoruz daha. Arnold, Martinez, Kessié. Mbappe geniş alan var önünde. Tehlikeli. Mbappe gitti. Alisson Becker. Evet, tehlikeli ara ara atakları oldu ama çok zorlayamadılar bizi. Robertson çok yorulmuş. Tottenham maçı da var. Over'ı biraz atalım. Evet, Mbappe pres uygulayalım. Çok top yapmaya başladı. Şimdi Cengiz ortayı yaptı. Ah be. 90'da bir değişikliğimizi daha kullanalım. Hafiften zaman geçirelim. Dembele'yi oyuna atalım. Dembele. Gomez'den kötü bir top. Aferin Saliba. Cengiz. Camavinga. Brent. Kessié. Şimdi Cengiz. Martinez'i gördü. Lautaro Martinez. Penaltı. Hızlı hücumlarda çok etkiliyiz. Çok süratli hücum oyuncularımız var. Martinez de 90 artı 4'te 2-0 yaptı durumu. Aynen, Arsenal yani iyi de dersin kötü de olur. Kötü de dersin iyi de olur. Her an her şeyi yapabilecek bir takım. Evet, Liverpool Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak ve ön bütçe belirlenmiş. Hazır mısınız ön bütçeye? Merak ettim bütçeyi. Bu kadar mali durumda ne oldu? 362 maaş, 92 transfer. Ulan aynısı lan. O kadardı zaten. Hiç oynama yapmadı. Bir 10 milyon koyar insan üstüne. Mali durum sıkıntılı. Yani çok böyle gitse de bize çok şey kaybettirmeyecek. Yeri dolacak oyuncuları, güzel para edecek oyuncuları satmalıyız. Dembele vesaire gibi. Dembele 100 milyonun üstünde satarsak
Bence çok karlı olur. Oraya yine 50-60 milyona bile daha yararlanacağımız bir isim alabilirim diye düşünüyorum. Evet, şimdi geldi. Belki de Leverkusen'den bile daha çok şaşırdım. Çok iyi giderken sezonun başında Tottenham'ın bizi beşlemesiydi. Tuhaf bir maçtı deplasmanda. Tabii artık ligin sonuna geldik. Köprünün altından çok sular aktı. Tottenham'da Anfield Road'un yolunu tuttu. Bakalım ne olacak. Şimdi Weber, Elliot, Daphne sakat. Yine aynı kadro ile çıkabiliriz o zaman. Sıkıntı yok. City'yi de yendi kadro. Şampiyonlar Ligi evet niye zarar ediyor? Şöyle bir şey. Yani her takım evet yapmayanlar zaten zarar edebiliyor. Şöyle bir gideri var. Şu anda maaş bütçesi 360, 317 milyon bütçesi var. Bu kafadaki takımların aşağı yukarı bütçesi o şekilde. Bir de şurada mesela borcumuz var. Aylık ödenecek meblağlar var. Bir de Şampiyonlar Ligi'ne vesaireye gitmeyince dediğim gibi gelirler de düşüyor. Normal maç gelirleri veya taraftar gelirleri. Onların hepsini hesaba katınca yani şimdi böyle bir maaş harcıyorsan bu mesela şimdi Bournemouth nedir bunun mesela maaş bütçesi 106 milyon. Yani bu kadar harcarken çok fazla zarar etmesi çok fazla olası değil çok fazla para harcamazsa. Ama sen burada 300-400 milyon euroları harcarken her sene maaş olarak tık diye öderken bir senede bir de bunun yanında bonservisler de var çok büyük transferler yaparken gidemiyorsan oralara bu sefer zarar ediyorsun. Tabloları açayım. Ligde şu anda bir maç eksiğimiz var. 8 puan öndeyiz. Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turunda maalesef erken veda ettik. FA Cup'ta finaldeyiz. Liverpool, Wolverhampton, Karabağ Cup'ta da çeyrek finalde City'ye elenmiştik. Türkiye'de de Avrupa Şampiyonası elemelerini oynadık. 2'de 2 yaptık. İsveç'i, Slovakya'yı yendik. Burada da yarı finale çıkmıştık. Fransa maçını bekliyoruz. O şekilde yani Avrupa Ligi dışında İyiyiz. Avrupa Ligi'nde hiç beklemediğimiz bir şekilde erken veda ettik. Tek başarısız yönümüz o. Ayrıyeten Premier Lig şampiyonu olamasaydım da istifa edecektim. Ama şu an olacağız gibi duruyor. Evet, İngiliz takımları son zamanlarda özellikle çok fazla zarar etti. Yani bunlardan önce çok hatırlarsınız. Yarı finale 3 İngiliz falan çıkıyordu. Yani artık o işler geçti. Bir de şöyle bir durum var. Yani normal şartlarda senin atıyorum Türkiye Ligi'nde şampiyonunun aldığı yayın gelirinden çok daha fazlasını burada 20. sırada bitiren takım alıyor. Yani öyle bir paylaşım var. Çok büyük yayın geliri var. Dünyada en yüksek yayın gelirine sahip lig hatırladığım kadarıyla. Zaten hangisini izlerim dersen de Premier Ligi izlerim derim yani. Her yerde de yayınlanıyor neredeyse bütün ülkelerde yayınlanıyor. O yüzden çok farklı bir havuzları var. Çok büyük paralar düşüyor. Yani bugün burada da oyunda da karşınıza çıkar. Gerçekte de olur. Ne bileyim en alt sıradaki 15. 16. sıradaki takım bile 30-40 milyon euroluk 60 milyon euroluk transfer yapabiliyor. Bu da tamamen gelirlerle alakalı bir durum.
Fernandez. Acımak yok. Martinez. Offside mi? 10 kişi de kaldılar bu arada. Konuşurken onu atladık. Bu saatten sonra o zaman ben biraz daha takımı öne çıkartayım. Ya yok ya, ben o tarz oyuncuları çok sevmiyorum. Yani tamamen sürat, bitiricilik yok. Ben ona katlanamıyorum ya. Adam o kadar alıyorsun, gidiyorsun. Bak Martinez her maç atıyor. O kadar alıyorsun, gidiyorsun. 50 metre top sürüyorsun. Yani herkese ayağa kaldırmışsın. Sonu gelmiyor. O yok yani. O bana göre bir oyuncu değil. Yani bitiriciliği falan da mesela 15, ama işte mental, zihinsel olarak çok zayıf, o yüzden yapamıyor. Yani aslında komple olarak iyi bir oyuncu, hızlı, iki ayağını da kullanabiliyor, teknik bitiriciliği iyi, özel yeteneği iyi, ama zihinsel olarak zayıf olması komple oyuncuyu bitiriyor. Yok ya, bizimkiler bizimkilerde 5 atacak hava var mı? Bizimkiler öyle şeylerin peşinde değil. Hiç gelemedi ama Tottenham, bir şey yapamıyorlar. Şimdi geliyorlar. Ne desem tersi oluyor arkadaş ya. Yiyin yiyin, bir de 10 kişiden gol yiyin. Çok benziyor ya Galatasaray'ın ilk senesine. Ben çok benzettim Liverpool'da ilk seneyi. Sanki İkinci sene bir ortalığı kasıp kavuracağız gibi bir hava var. Hadi bakalım Dembele, ne yapacaksın, çok merak ettim. Sanki tur arıyoruz. O kadar yükleniyoruz, bakalım ne olacak. Martinez'i topla buluşturamıyorlar. Buluştursa o atıyor da. Manchester United de yeniyor bir taraftan. Dikkatli olması lazım. Dembele gidecek ya. Sadece aslında gönderdim onu da, 128 mi ne vermişler? Aynen 128 vermişler. Acıdım yani bu bedenin altında satmaya. O yüzden de biraz performans almak istedik. Oynattık ama bilmiyorum o kadar para öderler mi yine. Yani 100'ün altında bir bedel vermezlerse muhtemelen satacağım. Kulübün paraya da ihtiyacı var. Cengiz iyi kestin ama olmadı. Çok etkili olamadık. Şimdi beraber kalacağız ya bunlarla. Aferin, şunu yapın ya Martinez'e. Adam gidiyor yani de bu sefer atamadı. Evet, farklı kazanamadık, alamadık rövanşı. Yüklenmeye çalıştık, 10 kişi de kaldılar ama adamlar demek ki sağlam. Sağlamdı zaten. Evet, 2 oldu. Bizi kabul etmediler. Tottenham bizi ilk başta görüştü, kabul etmedi. Liverpool kabul etti ama. Zaten bütçesi de daha fazlaydı Tottenham'ın.
Evet, 2-0 oldu en azından. Güzel. Evet. Tottenham'ın şampiyon olma ihtimali kaldı. Romero'yu da aynen ya, satmadık oynatmıyorum. Demin sen gelmeden önce de onu konuşmuştum. Keşke satsaydım diye. Kaldı öyle. Beşiktaş Pauk'u yani bence eleyebilir ya. Yani çok zor. Seyirci olsaydı orada çift maç olmasından iyidir. Yani orada tek maç seyircisiz oynamak bence iyidir. Yani çünkü Pauk'un stadı taraftarı ayrı bir his. O yüzden orada oyuncular sıkıntı yaşayabilirdi. Bir de biz beceremiyoruz onu. Yani Türk takımlarının hepsinde var. Gideyim orada işte ne bileyim 2-1 mağlup olayım, geleyim burada kazanayım bir şekilde. Onu bir türlü yapamıyoruz ya. Yıllarca da yapamadık o iki ayaklı maçlarda. O yüzden tek maç olması bence avantaj. Bakma sen orada olduğuna, yani seyircisiz sonuçta. Sadece hakem mevzular varmış, hakemle daha önce Pauk'un maçını yönetmiş falan. Her şey beklenir bunlardan, belli de olmaz yani, yaparlar öyle şeyler. Ona dikkat etmek lazım. Hakemle bir sıkıntı olmazsa Beşiktaş eler diye düşünüyorum. Evet işte eleme geçemiyoruz ama tek maç olması sanki bana eleyebilir gibi geliyor. Çünkü bakıyorum bu pandemi döneminden sonra oynanan maçlarda, seyircisiz oynanan maçlarda oyuncular sanki biraz kafa olarak daha rahat. Yani nerede oynandığı çok da önemli değil zaten. Kafa olarak seyirci olmayınca hani kendi takım, kendi seyircisi oynayan, önünde oynayan takımlar için de söylüyorum. Sanki oyuncular biraz daha rahat futbol oynuyor gibi geliyor bana, seyircisiz. Daha alışmışlar. Şimdi biz kimle yapıyoruz ya? Everton'la. Neyse aynı kadroyla çıkalım. Neyse tamam. Evet, erken bulduk golü. Derbide deplasmanda 1-0 öndeyiz. İlk yarıda da 4 atmıştık sanırım bunları içeride. Golü de yedik. Ama gol var orada değil mi? Offside'mış. Şimdi ben bu açıdan ne görebilirim buradan ya? Bu açıdan bakarsam o zaman içeride yani.
Çok top yaptılar. Kesi de penaltı gibi sanki içeride gibi ama evet penaltı. Fabio Silva 1-1 oldu. Biz bugün kazanırsak ne yapıyoruz? Canlı sonuçlara bakalım. Manchester United oynuyor mu? Oynamıyor. Oynamıştı o zaten. Bizim maç eksiğimizi yapacağız. Kazanırsak 89 olur. 11 puan fark var. 3 maç var. Şampiyon oluyoruz kazanırsak. Biz şampiyon oluyoruz kazanırsak. Ona göre oynayın diyeceğim ama kimse takmayacak. Yok ya şampiyon olmadık. Şampiyon olmadık. Kaç var? 8 var. Mesela bugün kaybetsek 3 maç kala yine 8 olacak. Daha şampiyon olmadık. Premier Lig'de ikiliye bakılmıyor. Lig sıralama. Aynen. Direkt averaja bakılıyor. Sonra atılan gole sonra ikiliye bakılıyor. Zaten ikili eşit olması bir şey değiştirmiyor. Yani averajda onlar üstün. İlk averaja bakılıyor. Yani bizim kazanmamız lazım. Beraberlikte de averaja bakılacağı için yine netleşen bir şey yok. O yüzden mecburen kazanmak zorundayız. Lan Dembele. Bir maçı daha al be. Bizim ligde evet ikiliye bakılıyor. Orada da hep kafa karıştırıcı bir şey oluyor. Mesela lig devam ederken ikiliye bakamazsın. Mesela sıralama yapıyorlar. Bazen eşit puanda ikilide üstün olan takımı altta yazıyorlar. Altta yazılması gerekiyor zaten. Lig bitince bakabilirsin ikili avarıya. Lig tamamlandıktan sonra. Lig tamamlanmadan direkt ikili avarıcı yazamazsın. Cengiz. Yani şöyle söyleyeyim. İkili averajla biz şampiyon olsaydık. Fabio Silva. Ah. Bugün ne oldu ya bize? Everton'da maalesef. Derbi derbi dedik. Adamlar maçı çevirdi. Yine 4 mü yiyeceğiz? Bu takımın çok eksiği var yalnız. Çok. Ya Alisson sen ne yapıyorsun ya? Baksana neler oluyor ya? Adam bir topu eliyle tutmuyor ya. Bak. Ya bu maçlarda da böyle fark edeyim. Tottenham'da da böyle olmuştu. Tuhaf bir şekilde kalecinin acayip hataları oluyor.
Önüne gelen topu tutamıyor. Ya basit bir kaleci olsan tamam diyeceğim ya. Futbolu geriliyormuş. Ya onun dışında bir şey yok. Bu kadar da kötü olmasına gerek yok ya. Çözüldük mü çözülüyoruz. Ne oldu yani şimdi? Yok arkadaş yok. Bir de derbide yenildik yani. Biz onlara 4 mü atmıştık ilk yarıda bari. Onlar bizden rövanş almış oldu bu sefer. İlk yarıda 4-0 yenmişiz. Of of. Sürense yenip garantileyelim de. Yirminciyi de yeneriz artık, değil mi? Aynı böyle Norwich deplasmanıydı. 20. Norwich, biz 1. 0-0 berabere kaldık. Ne olmuş? Evet. Bizi eleyen Leverkusen finale çıktı galiba. Yo, 5-1 yenmiş, rövanşı daha oynamamış. Ne takımmış ya o da. Dembele sakat, Elliot sakat. Şimdi ben bu takımı ne yapayım? Svense düşmüş mü? Düşmüş. Düşmüş takımla oynayacağız. Yenersiniz herhalde. 8 puan fark var. Weber yılın temsilcisi olmuş. Avusturya'da. Ayın menajeri ödülünü almışız. Biz kaç kere aldık? 3 kere mi aldık? 3 kere almışız. Genelde Manchester United menajeri almış. O daha çok gol atıyor. Bütün maçları o ay içinde kazansak bile onun daha gollü maçları vardı. Hep o alıyordu. Hadi bakalım Romero, sen ne yapacaksın? İstifa da bir hizmet midir acaba? Ya bu ne arkadaş ya? Tamam da neden? Yani tek sorguladığım kısmı bu. Garip bir şekilde kalede çok gol görmeye başladık. Diğer taktiğe geçeceğim.
Çok eksiği var ya. Acayip eksiği var. Ama ilk baştaki performans çok iyiydi. Hiç öyle bir şey düşünmüyordum ama demek ki kilit maçlarda muhtemelen oyuncuların şey sorunu olabilir. Önemli maç oynama sorunu olabilir. Lech Poznan'da öyle bir sıkıntı yaşamıştık son zamanlarda. Öyle bir problem olabilir yani oyuncularda. Çünkü o kadar olmaz ya. Artık tamam yani şampiyon olacaksın. Kilit maçlar çok kötü bir oyun. Martinez sakatlandı ya. Martinez biraz oyna ya. Ve seni hatta forvete atayım ki biraz az yorul. Hataya bak hataya. Saçma sapan bir gol attık. Martinez'i ben yavaştan çıkartayım, Dembele'yi alayım. Dembele'yi almadık mı? Neyse. Sakat doğdu. Aa ben kaleye... Aa Alamilla'yı koymuşum. Gerçi Alisson Becker de 4 yedikten sonra onu koymak da mantıklıydı. İki kaleci de beni sinirlendirdi. Çok yedin çok. Topundan 5 yiyen de oydu. Aferin Cengiz. Uğur'a bak sol bekte 2 asist yaptı. Evet, şampiyon oluyoruz. Bu maçtan sonra da evet Liverpool Premier Lig şampiyonu oldu. Sonunda kupayı kaldırdık. Ama çok eksiğimiz var evet. Gerçekten çok eksiğimiz var. Bunu sezon sonu değerlendireceğiz, bakacağız. Liverpool Premier Lig şampiyonu Martinez 1-3 gün. Tamam amma soru sordunuz ya. Evet planlanan süreden bir yıl erken vaktinde ilerliyor kupa kazanılması. Ne olmuş? 21'de olmuş. Sonra City. Sonra yine olmuş. United City. Tekrar Liverpool. Over'ı övelim. Bayağı da aslında fark yapmış olduk. 89 puan. 2 de alırsak 95 puan. Bakmıştım ben. 90'lı puanlarda şampiyon olan yoktu sanırım. Şimdi Aston Villa, Palace, Wolverhampton. Yani normalde aslında burayı da yapacaktım ama tahmin ettiğimden biraz uzun sürdü. O yüzden kapatmak zorundayım. Premier Lig şampiyonu olarak
Kapatıyoruz yayını. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Şöyle bir kaydedelim. Aslında daha önce biraz daha yeter diye düşünüyordum. Sezonu bitirecektim ama şimdi mecburen kapatmam lazım. Kusura bakmayın. Sonra artık ya orayı kendim devam ederim ya da bir bölüm çekeriz. Ya da belki de transfer sezonunu da yani yine canlı yapabiliriz de ayrılmayacağız bu sefer muhtemelen. FA Cup'u da alırız diye düşünüyorum. Zaten Wolverhampton'la oynayacağız finalde. Profile bakayım ne olmuş. Şampiyonluk da geldi tabi. Milan boşta. Şöyle bir boşta takımlara da bir göz atayım. Son olarak Galatasaray ne yapmış ona da bakalım. Lider. 31. hafta o farkı açmış 9 puan. Yani hatta şampiyon da olmuş gibi Galatasaray. Evet siz de kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.